Evet sevgili arkadaşlar, böyle önceden yapılmış bir tepsi var. Şımarık tepsi bu. Bunun bu bölümüne dekopaj yapılmış. Şöyle çiçekten. Hatta çiçeğin bir kısmını da burada çıkartmaya çalışıyorum. Diğer taraflarına da çatlatma yapılmış. Şimdi bu tepsiyi yeniden dönüştürmek istiyoruz. Ama nasıl bir şey yapmam gerektiği konusunda düşünüyorum. Çünkü çatlatmaları falan zımparaladım ama çıkmıyor. O yüzden bunun üzerine öyle bir şey yapmalıyım ki bunları da kapatmalı. Boyadığım zaman bu sefer çatlaklar altlardan yine gözüküyor. Boya yapamam. O yüzden farklı bir teknik uygulamam gerekiyor. İşte sizler de böyle bir şeylerle dönüşümler yapmak istediğinizde ya da değiştirmek istediğinizde neler yapabileceğinize dair bir örnek sunmak istedim. Bakalım sonuçta neler olacak. Ama öncelikle kağıdı çıkartmamız gerekiyor. Çünkü kağıt herhangi bir şeyin altına kabarır. Kabardığı zaman da sonradan atma olabilir. O yüzden kağıdı çıkartıyorum ama çatlatmaları çıkartmakla uğraşmayacağım. Çünkü onlar duruyor. Çıkartamıyorum da zaten. Makinayla da zımparaladım ama çıkmıyorlar. Sevgili arkadaşlar, daha önce sökmüş olduğumuz zeminimiz biliyorsunuz tırtıklıydı. Ondan sonra son zeminini daha kapatmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Ondan sonrasında da ne yaptım ben? Rölyef pastam vardı. Renkliydi. Elimde daha önce kullanılmış renkli bir rölyef pasta vardı. Onu ne yaptım? Bakın şu aralardaki görünen dokuları görüyor musunuz şunları? Biraz daha netleştireyim ben. Şuradaki dokuları rölyef pastayı ilk önce pat 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 yaparak bütün bir zemini kapladım. Ondan sonra bu işlem bittikten sonra o iyice kurudu. Ondan sonra da ne yaptım? Şöyle bir stensilim vardı. Niv 451 Rich'in. Bakın şu şöyle bir güzel stensilim vardı. Bu stensilla da tekrardan üzerine rölye pastayı geçtim. Şimdi kurumasını bekliyorum. Yani pardon, kurudu. Kuruduktan sonra da üzerini şimdi açık bir rengi boyadım. Diğer yerlerini de boyayacağım. Bakın şuralara da boyayacağım. Ondan sonra da eskitmelerini yapacağım. Evet, şimdiki aşamada ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi tamamen boyadı, kurudu. Kuruduktan sonra da buradaki işte ne? Turunç. Ondan sonra safir, patina gibi renklerden azıcık alıyorum. Bakın şu şekilde azıcık alıyorum. Sonra fazlasını yediriyorum. Tamam mı? Ondan sonra ne yapıyorum? Hafif hafif böyle yumuşak yumuşak bastırmadan şöyle geçiyorum. Tamam. Bu şekilde geçtim. Bu da kuruyacak. Kuruduktan sonra da eskitmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi boyamıştık biliyorsunuz. Renkli renkli hafif geçişler de yaptık. Kurudu. Kuruduktan sonra yağlı boyayı, şöyle bir yağlı boyamız var. Terebentinle incelttik. Ondan sonra da böyle sürüyoruz. İyice aralarına girmesini sağlayacağız. Burada. Şu şekilde iyice aralarına girsin. Yağlı boyamızı sürdük. Rengimizi kırmak için, eskitmemizi yapmak için. Şimdi de yavaş yavaş böyle siliyorum. Aralarda kalanlar kalıyor. Bakın. Hafif renkli geçişli oluyor. Renkler de biraz kırılmış olacak böylelikle. Daha şık, daha hoş. Böyle güzel bir tepsi olacak. Bakın buradaki işte amaç neydi arkadaşlar? Önceden kullanılmış ama deforme olmuş bir ürünü tekrardan yenilemek için neler yapabilirizdi? Burada kabartmalı bir durum vardı. Daha önceden de kabartmalı bir durum vardı. Neden? Çatlatma vardı. Dekopaj yapılmıştı ve dekopajı sökmüştük. Bunların hepsi tepsimizde bayağı bir zarar oluşturmuştu. Ama biz bu zararı tamamen nasıl kapattık? Yeni bir teknikle, bakın bu şekilde güzelce tekrardan yepyeni bir tepsimiz oluyor bu şekilde. Sizler de sehpalarınızın üzerine, ondan sonra işte masalarınızın üzerine, tepsilerinizin içlerine aynı şekilde, aynı tekniklerle yenileyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, sona geldik. Şımarık tepsinizin son hali gerçekten çok güzel oldu. Çok şık ve asil oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Yani bozulmuş ya da eski ürünleriniz varsa bu teknikleri
Sehpalarınızın üzerinde, masalarınızın üzerinde, sandıklarınızın üzerinde, her yerde kullanabilirsiniz. Bakın, çok basit bir işlemdi. Burada neler yaptığımızı en baştan tekrardan size anlatayım ben. Bu eski bir şımarık tepsiydi. Üzerinde kalın çatlatmaları vardı. Bir kısmında da dekupaj yapılmıştı. Ben dekupajlarını söktüm ama çatlatmaları sökemedim. O yüzden ne yapabilirim diye düşündüm ilk önce. Ondan sonra ve böyle bir teknik uygulamaya karar verdim. Bu teknik gerçekten uzun zamandır uyguladığım bir teknik, yıllardır. Ama çok da işe yarıyor, onu söyleyeyim size. Burada ilk önce rölye pastayı pat 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 vurarak, bakın rölye pastanın ilk aşamasında yaptığım işlem şu. Yani şeyle tamponlayaraktan bütün bir zemine komple rölye pastayı geçiyorsunuz. O kuruyor. Kuruduktan sonra da seçmiş olduğunuz bir stencil'la tekrardan rölyef pasta geçiyorsunuz. Bakın ikinci aşamasında da burada stencil'ımla istediğim gibi yaptım. O da kurudu. Sonrasında açık bir renge, hangisine olursa o renge boyadım. Boyadıktan sonra da aralarda böyle hafif hafif renkli geçişli hafif süpürme şeklinde boyamalar yaptım bakın. Ondan sonra da en son aşamasında da yağlı boyayla eskittim. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel. Hem dekoratif olabilecek hem de güzellikle kullanılabilecek bir tepsi ortaya çıktı. Sizler de görüyorsunuz. Harika oldu. Sizlere de tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. Dediğim gibi yıpranmış, zedelenmiş dokulu yüzeylerde bu tekniği kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor. Bakın çok da güzel oldu. Görüşmek üzere.